Merhabalar Mutlu Ajans takipçileri. Bundan sonra bir kap bir su programında birlikte bir evcil hayvanın, bir sokak hayvanının bunların nasıl besleneceğini, nasıl koruyacağımızı ve nasıl onlara müdahale edeceğimizi veya nasıl müdahale etmeyeceğimizi birlikte öğreneceğiz. Ben veteriner hekimi Emre Yalçın. Gazi İlk Öğretim Okulu'ndan mezun oldum. Lise öğrenimimi Mutlu Lisesi'nden tamamlayıp 2013 yılında Şanlıurfa Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi bölümünü kazandım. 2018 yılında da buradan mezun oldum. 3 yıldır da bu mesleği profesyonel bir şekilde icra etmekteyim. Sizlerin de merak ettiği bir şey olursa tabii ki de program sonunda olsun, şehit sonunda olsun hepsini yanıtlayacağım. Yani hiçbir şekilde, hiçbir soruya yanıtsız bir şekilde sizi bırakmayacağım. Bunu hiç merak etmeyin. Şimdi bir evcil hayvan edinmek, yani bir evcil hayvanı temin etmek istediğinizde, niçin temin etmek istediğinizi, yani bu evcil hayvanı niçin bulundurmak istediğinizi öncelikle bir kendinize sormanız gerekiyor. Yani ya bir evcil hayvanı alırken bir biblo mu alıyorsunuz? Yani bir biblo mu alıyorsunuz burada? Yoksa eve bir canlı mı alıyorsunuz? Öncelikle bunu çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bir evcil hayvanın birçok isteği vardır. Bunlar içerisinde mama, sevgi, en önemlisi aslında sevgi. Yani aslında benim çocuğum istiyor diye değil, benim çocuğum ona bakabilecek mi diyerek bu evcil hayvanı almanız gerekiyor. Maalesef ki birçok şeyde bu şekilde sorunlarla karşılaşıyoruz. Önce eve alıyorlar, ondan sonrasında büyüdükten sonra da onu maalesef dışarı bırakma gibi durumlar oluyor. Çünkü bir yavru kedi tamam dışarıda yaşayamaz ama yetişkin kedi de eve alıştığın sonra dışarıda yaşaması zordur. Ki aynı şey köpeklerde de geçerli. Köpeklerde de maalesef ki şu meydana geliyor. Yavruyken çok tatlı oluyor. Evet ben de biliyorum. Ben yavruyken çok güzel oluyorlar ama büyüdükten sonra maalesef şöyle bir durum oluyor. Bunları yazlıklara götürüp orada bırakmalar veya barınağa göndermeler veya ilgilenememeler. Hani sadece evin şeyinde, bahçesinde bir süs müsüzesine durmalar. Bunlar maalesef hayvanları olumsuz yönde etkileyen ve psikolojilerini olumsuz yönde etkileyen şeylerdir. Yani onlar aslında biz canlı, hani onların da düşünceleri var. Onlar da biliyorlar. Hani onların sevildiğini veya sevilmediğini onlar da anlayabiliyor. Biz sadece hayvanları bir ihtiyaç değil, hani sadece hayvanları sevgi için, hani bunlara aslında bizim de onlara muhtaç olduğumuzu anlayabilmek için almamız gerekiyor. Şimdi ben size öncelikle şunlardan bahsetmek istiyorum. Yani bir hayvana nasıl müdahale etmeliyiz? Yani bir hayvana daha doğrusu ne vermeliyiz, ne vermemeliyiz? Şimdi bir hayvana kesinlikle çikolata, şeker, tuz, alkol ürünler, aspirin, özellikle kedilerde maalesef ki çok fazla kullanılıyor ve ağrı kesici, daha doğrusu ağrı kesiciyle birleştirmek istiyorum bunu. Ağrı kesici. Unutulmamak ki kedilerde kesinlikle ağrı kesici veya aspirin tarzı şeyler kullanılmaz. Kedilerde bu toksikasyona sokar maalesef ki. Özellikle buradan annelere söylüyorum, karpol vermeyin lütfen. Çünkü biz birçok şeyde karpol verilen kedilerde maalesef yetiştiremiyorlar bize. O yüzden bunları vermeyelim. Daha sonrasında üzüm, salçalı yemekler ekstra olarak. Salçalı yemekleri de çok fazla tercih etmeyin. Çünkü bunlar böbreklerde rahatsızlıklar veren veya hani böbrek taşlarına, biz buna steroid taşları diyoruz. Steroid taşlarına neden olan olaylardır. Daha sonrasında bir hayvanı beslerken mesela bizim en çok yöremizde şu var, yal verme olayı. Mesela yal verme olayına biraz değineyim size. Evet bizim yöremizde yal verme çok fazla oluyor ama bunlar etçil, yani karnivor dediğimiz etçil hayvanlardır. Eğer bunlar sadece yal yerse beslenemezler ve büyüyemezler. Bu sefer suçlu da köpek olur. Hani büyüyemediği için suçlu köpek oluyor. Aslında burada suçlu köpek değildir kesinlikle. Buradaki suçlular yine biziz. Veya kemik, kırıntı dediğimiz olaylar. Bunlar aslında daha çok geniş bir olay. Bu kırıntı veya kemik niye vermiyoruz olay biraz geniş bir olay. Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim size. Kemik kesinlikle bir hayvana hiçbir yararı olmayan bir şeydir. Kemik sadece kalsiyum ve fosfor bakımından zengin bir şeydir. Yani içerisinde herhangi bir protein yoktur. Evet hayvan kemiği sever. Çünkü kemiği sevmesinin sebebi şu. Ya hayvan bir kere karnı aç, yani hani yemek istiyor. Yemek istediği için öncelikle kemiği şey yapacak ve parçalayacak ve bu da maalesef yemek borusu, mide gibi bölgelerde batma, tıkanma tarzı şeylere sebep olur. İkinci sebep, sevmesinin sebebi de diş kaşınması. Evet köpekler kesinlikle diş kaşınması için kemiğe ihtiyacı vardır ama bunlar yerine sentetik bir şekilde üretilen sığır derileri de kullanılabilir. Bunlar da gayet güzel bir besindir. Kedilere gelince genellikle hep şunu derler, kediler ciğer sever, ciğerci kedisi. Evet bu tabir çok fazla var, ciğerci kedisi tabiri. Kediler şimdi ciğer verilebilir mi? Evet verilebilir ama pişmiş bir şekilde ciğer verilebilir. Çiğ bir şekilde verdiğinde maalesef birçok parazite sebep olur ve bu parazitler de unutulmamalıdır ki insana geçmektedir. Yani bir kediye ciğer veriliyorsa düzenli olarak parazit ilacı yapılması gerekmektedir. Zaten birçok hastalıklar, hatta birçok demeyeyim, bütün hastalıklar parazitten ileri gelmektedir. Yani bir hayvanda veya bir insanda aynı şekilde parazit varsa bilin ki bu insanda
veya bu hayvanda hastalıklar görülecektir. Şimdi ben bir değinmek istediğim bir konu da var ki bu biraz uzun bir konu aslında. Daha uzun uzun da konuşabilirim bu konu aslında ama kedi ve kedilerde hatta köpeklerde de süt ve süt ürünlerinin verilmesi. Bunu en son olarak söylemek istiyorum. Kedi ve köpeklere kesinlikle süt ve süt ürünleri verilmemesi gerekiyor ki laktozlu süt dahil buna. Laktozlu süt de dahil. Çünkü laktozlu sütte de yani laktozsuz yazmasına rağmen laktoz toleransı biraz düşürülmüş sütler. Yani yine içerisinde laktoz vardır. Kedi ve köpekler laktozu maalesef sindiremezler. Sindiremedikleri için de bu sefer midelerinde gaz yapar. Zaten küçük bedenleri var. Yani bu laktozu sindiremedikleri için gaz olacak. Bu sefer de nefes alamayacaklar. Yani böyle şey, tombik bir kedi düşünün, böyle pat 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 yürüyecek. Yani bunu kesinlikle tamam güzel bir görüntü ama nefes alamıyor. Maalesef ki nefes alamıyor. Bu yüzden peynir, süt, süt ürünleri derken aslında şöyle, süt ürünleri derken yoğurt hariç. Ben burada yoğurdu aslında öneriyorum. Çünkü yoğurdun içerisinde gerçekten önemli bir probiyotik kaynağı vardır ki yavru kedilerde yoğurt bir miktar. Tabii şimdi biz yoğurt verin derken bir kase şeklinde değil, bir tatlı kaşığı şeklinde yoğurt verilebilir. Bunun bir zararı olmaz ama dediğimiz gibi süt ve süt ürünleri kesinlikle vermiyoruz. Özellikle bizim mutumuzun peyniri, çok güzel bir peynirimiz var ama onlar için zararlı peyniri var. Çünkü şundan dolayı birazcık tuzlu bir peynirimiz var. Bize iyi yararlı ama onlara zararlı. O yüzden kesinlikle peynir altı suyu dahil olmak üzere kendilerine vermiyoruz. Değerli Mut Ajans takipçileri ve değerli hasta sahiplerim. Bundan sonra yine bir kap bir su programında bundan sonra birlikte olacağız. İnşallah uzun bir süre birlikte olacağız ki bu kadar güzel bir değerli bir Mut Ajansı ben de aynı şekilde takip etmenizi isterim. Bundan sonra şöyle yapacağız. Yorumlarınız, sorularınız veya hani merak ettikleriniz olursa bana benimle iletişime geçebilirsiniz. Yine aynı şekilde alt kısma benim kendi şahsi hesabım, cep telefon numaralarını bırakacağım. Her zaman beni klinikte bulursunuz. Sabah 8.30'da muayeneye başlayıp akşam saat 6'ya kadar klinikte muayene yapmaktayım. Tabii ki de herhangi acil bir durum olursa telefonum 7/24 açıktır ki veteriner hekimliğimin şeyi budur. Biz de bir hekim sayıldığımız için acil bir durum söz konusu olduğunda rahatsız mı olur, şey mi olur diye düşünmeyin. 7/24 telefonum açık olur ki telefon saate bakmadan beni arayabilirsiniz direktman. Bundan sonraki programımız, ikinci programımız şöyle bir şey yol izleyelim. Bir kedide, eve alınan bir kedi veya köpekte nasıl bir aşı takvimi olur? Nasıl yani eve alırken neye dikkat etmeliyiz? Yani hangi aşıları yapmalıyız? Hangi aşıları bizim için yararlıdır? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Ve beslenme konusuna biraz daha değineceğim hatta ikinci programda. Çünkü beslenme konusu gerçekten çok önemli ki bir hayvanda hastalık geliyorsa unutmayalım ki bu beslenmeden gelir bu hastalık. Hatta ben şunu da söyleyeyim size. Ben her zaman şunları söylerim şeylerde hasta sahiplerime. Ev yemeği tavsiyeleri verdiğiniz sürece benimle çok fazla görüşürsünüz. Bunu söylerim her zaman hasta sahiplerime. Buradaki bunu söylememin sebebi aslında bir veteriner hekim, yani iyileştiren veteriner hekim, veteriner hekim değildir. Hasta etmeyen veteriner hekim, veteriner hekimdir. Bunu unutmayalım. O yüzden hayvan beslerken, şey yaparken en azından bu işi biraz daha bilene danışsanız çok daha güzel olur. Teşekkür ederim.